Benim buradaki tek görüşüm şudur. Yine söylüyorum. Hiç bunu tartışmaya bile gerek yok. Yani soru, cevap, bunların hiçbirine gerek yok. Tudor Galatasaray'ın hocası değildir. Gerisi detaydır bana göre. Tudor Galatasaray'da hocalık yapabilecek bir hoca değildir. Bu kadar. Galatasaray eğer Tudor'a rağmen şampiyon oluyorsa çok büyük bir başarı kazanmıştır. Bakın, yani şöyle, kendi içinizde ve dışınızda mücadele ediyorsunuz demektir. Çok büyük bir başarıdır bu. Bu Tudor'un yine Galatasaray'ın antrenörü olduğunu göstermez. Galatasaray zaten, size şunu söyleyeyim, forması Galatasaray'ın ya birincidir ya ikincidir. Ki Galatasaray'ın, yani Galatasaray'a gelen insanlar bunu daima birincilik hedefi üzerine koymalılar. Galatasaray'ın forması bu noktada. Siz 3. 4. 5. oluyorsanız işte o zaman zaten içinizde problem var demektir. Yani zaten Galatasaray normal şartlarda hiç daha şey olmadan favoridir. Favori o, hadi dediniz ki başka bir favori takım daha var. Hadi onunla birlikte çekiştik. İşte biz ikinci olduk, o birinci oldu noktasındadır her zaman. Ama şunu söyleyeyim, hedefte her zaman şampiyonluk vardır ve Galatasaray şampiyon olmalıdır. Galatasaray bu sene de şampiyon olur. Ama eğer şampiyon olursa, Tudor'la şampiyon olursa manşet şudur. Tudor'a rağmen Galatasaray şampiyon olmuştur. Manşet budur yani. Peki. Sana şöyle söyleyeyim. Transfer yapmalı mı ya, ilk önce cevap vereyim. Ben şunu söyleyeyim. Tudor başındaysa istediğiniz futbolcuyu alabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. İstediğiniz şeyi koyun. İstediğiniz futbolcuyu yedek yapın, as yapın. Hiçbir şey fark etmez. Değişen bir şey olmaz. Galatasaray'ın kadro, yani şimdi kadro kalitesinden ziyade ilk önce teknik adama ve anlayışa ihtiyacı var. Galatasaray'ın sahaya çıktığı zaman karşıdaki takıma Galatasaray sahaya çıkıyor dedirtmemiz lazım. Şu anda büyük maçlarda öyle değiliz ki biz. Biz normal maçlarda zaten Galatasaray sahaya çıkıyor yani. Ama büyük maçlarda da Galatasaray sahaya çıkıyor diye bize karşı bir önlem alan takım mı var? Hayır. Öyle bir şey yok. Tam tersi. Tudorlu Galatasaray karşıdaki takıma karşı önlem alıyor. Çünkü Galatasaray'ın antrenörü değil. Söylüyorum her zaman, başından beri söylüyorum ben bunu çok net olarak. Onun için hangi transferi yaparsanız yapın, bu teknik anlayışla bu iş devam etmez. Geldik. Öteki sorunuz, özür dilerim. Eğer ki Tudor'la yola devam edilmezse, sizce nasıl bir hoca getirilmeli takım başına? Şöyle, hedefiniz olacak. Yani hedefiniz şu, sadece şampiyonluk değil, Türkiye'deki şampiyonluk değil. Önümüzdeki yıl Galatasaray Avrupa'da ne yapacak? 2 yıl sonra ne yapacak? 3 yıl sonra ne yapacak? Bunu gelecek olan hocayla konuşmanız lazım. Ve o hoca adaylarında, o hoca adayları eğer size bu hedeflerde doğru şeyler söylüyorlarsa doğru hoca odur. Ama size küçük hedefler veriyorlarsa ve küçük takım gibi görüyorlarsa Galatasaray'ı, bence o hoca zaten Galatasaray'a hoca olamaz. Hoca olamaz. Yani Galatasaray sahaya çıktığı zaman Galatasaray defans oynamaz. Galatasaray hücum oynar. Her zaman hücum oynar ve her zaman yenmek için oynar. Onun için Galatasaray'a nasıl bakıyor, ne yapıyor? Tabii ki maç içinde defansif özellikler de olacak, hücum özellikleri de olacak ama genel yapı yönünden Galatasaray hiçbir zaman böyle 11 kişi kapanacak, 11 kişi gol yememek için uğraşacak bir takım değildir. Ana amacı daima ve daima yenmektir. Yenmenin üzerinde siz hücumda oynarsınız, defansa yönelik hücumda oynarsınız. Ama ana hedefiniz, bu çok anlaşılması gereken bir şey, ana hedefiniz her zaman yenmek üzerine olmalıdır. Asla ve asla yenilmemek üzerine Galatasaray'da bir mantalite olamaz. Yani özellikle büyük maçlara çıktığında adeta yenilmeyelim de ne olursa olsun mantığındalar. Öteki takımları yenelim ama büyük maçlarda biz yenilmeyelim ve o zaman biz şampiyon oluruz mantığındalar.
Çünkü teknik adamın açıklamalarına baktığınız zaman yani büyük maçla işte öteki maç arasında çok önemli bir fark yok. Onun için biz büyük maçlarda sanki şimdi mesela Tudor şunu da söyleyebilir. Ya ne oldu Beşiktaş maçını kaybettik, şampiyonluğu mu kaybettik de diyebilir. Ama baktığınız zaman öyle değil olay. Niye? Taraftarımız moral motivasyonunu kaybediyor. En önemli şeyimizden biri bu. Taraftarımızın moral motivasyonu. Bakın Galatasaray taraftarı bu sene hakikaten üzerine düşenin çok üzerinde yapıyor. Niye? Maçların hepsi dolu. Dolu geçiyor ve her türlü şekilde deplasmanda ve Türk Telekom Arena'da Ali Sami Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı çok ciddi şekilde destekliyorlar. Böyle destekleyen bir seyirciye karşı bizim çok daha büyük sorumluluklarımız var. O sorumlulukları yerine getirmemiz lazım ve daha iyi sonuçlar almamız lazım. Çünkü Galatasaraylı başı Galatasaraylı'nın hiçbir zaman öne eğilmez. Yenilsek de öne eğilmez ama Galatasaraylı yutkunmaya başlar. Galatasaraylı'nın özelliği odur. Çünkü bizim o kadar büyük bir takımızdır ki bizim başımız asla öne eğilmez ama yutkunmaya başlamamız kötü bir şeydir. Galatasaraylı taraftarlar şu anda yutkunmaya başladılar. Bu iyi bir şey değil Galatasaray için. Taraftar hocaya zaten güvenmiyor. Aslında baktığınız zaman taraftar hocaya güvenmiyor. Taraftar aslında çok ilginç bir şekilde hocaya da güvenmiyor, yönetimine de güvenmiyor. Ama taraftar yönetim ve hocayı birbirinden ayırmış durumda. Takımı destekliyor. Taraftar diyor ki ben şampiyon olmalıyım diyor ve bu takım şampiyon olmalı diyor. Doğru yapıyor taraftar. Evet bu takım şampiyon olmalı. Bu takımın şampiyon olması için hepimiz elimizden ne geliyorsa onu yapmamız lazım. Ama baktığınız zaman bu yönetim anlayışı ve bu teknik adam anlayışı Galatasaray için iyi bir şey değil.